öğleden sonraki konuşma paketinin birincisi Gazhane, Hasan Paşa Gazhanesi. Hasan Paşa Gazhanesi bizim için aslında çok 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 önemli bir proje, birçok açıdan önemli. Gülşah bu zaten onları birçok şeyde detaylı olarak muhtemelen aktarınca. Mimar olarak benim için çok önemli. Sevim için de aslında buranın ölçmesiyle ilgili, belgelemesiyle ilgili edindiği tecrübe bence çok değerli. Gerçi herkes kendi alanından bakar diye düşünüyorum. 17, yaklaşık 17 senelik bir mazisi var bizim için. Ama demin biraz önce sizlerle sohbet ederken 20 seneden bahsediyorsunuz. Biz mimar olarak işin içinde olalı 17 sene olmuş. Bizim aslında böyle bir şey, bir tür çocukluk projesi falan gibi bir yerde duruyor. Ama gerçekten de yani son anda belli bir farkındalıkla, özellikle gazhane gönüllülerinin ve daha sonrasında ekibinin de işin içine katılımıyla bayağı ciddi bir yol kat etmeye çalıştığımız, çok çok heyecanlandığımız, zaman zaman bazen hüsrana uğradığımız, sonra tekrar heyecanlandığımız böyle iniş çıkışlı bir süreç. Bu süreci aslında içimizde en iyi okuyan kişi herhalde Gülsün Tanyeli. O yüzden ben uzatmadan sözü Gülsün Hanım'a devrediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Bizim gazhaneyle olan ilişkimiz gerçekten hem de Deniz ve Sevim'le birlikte olan ilişkimiz bağlamında, daha sonra başka projelerimiz de oldu ama özel bir yeri var bu projenin. Kişisel olarak endüstri yapılarıyla oldukça erken ilgilenmeye ve de bu konu üzerinde hem başka arkadaşlarla birlikte akademik çalışmalar hem de pratikte karşımıza çıkan konuları ele alma gibi fırsatlarımız oldu. Yaklaşık 90'ların ortasından itibaren de Hasanpaşa Gazhanesi İTÜ'nün ilgi alanına girdi. Önce açıkçası ben doğrudan işin içinde değildim. Aramızda yok ama onun gayretleriyle ve hem sivil toplum desteği hem de kurumsal desteklerle Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası gibi ilk koruma çabaları bir endüstri yapısı için açıkçası böyle bütünleşik olarak bu alanda verildi ve sonunda biraz sonra göstereceğim gibi bir şekilde kurtarıldı. Ama bu kurtarmanın ciddi biçimde bizim için işte bu neredeyse 20 yıla yaklaşan bir süredir sürekli olarak tabii kayıpları var. Kendimizi mutlu etmeye çalıştığımız küçük kazanımları var. Ama Kadıköy Gazhanesi en azından biraz sonra size göstereceğim diğer gazhanelere göre yine de daha şanslı İstanbul'da. Diğerleri maalesef biraz daha henüz üvey evlat olarak bir kenarda bırakıldılar yahut da tamamen gidip gittiler. Hava gazı nedir diye bilmeyenler vardır. Sanıyorum böyle başlamakta yarar var. Bir zamanlar İstanbul'da önemli ölçüde konutta yakın zamanlara kadar yani 80'lerin ortalarına kadar belki de kullanılan ve de doğrudan işte ocağınızı şimdi nasıl doğalgaza bağlıyorsunuz, o zaman da evinize kadar gelen sisteme bağlayıp çalıştırabildiğiniz ve de yakıt olarak kullandığınız kok ya da maden kömüründen elde edilen gazı alınarak, daha doğrusu taş kömüründen gaz alındıktan sonra kok kömürü oluyor. Maden kömürü de diyoruz. Bu süreçte tabii gazın kullanımı başlangıçta aydınlatma amaçlı. 19. yüzyılın hemen başlarında bu süreç keşfedilince Avrupa'dan adım adım başlayarak İstanbul'a da geliyor ve ilk yaklaşım gazın kullanılmasında aydınlatma hedefli.
Sonrasında o hedef biraz işte konut içi pişirme amaçlı ocakta kullanım şeklinde gelişiyor. Gaz istenildiği gibi İstanbul'da aydınlatma amaçlı çok başarılı olmuyor çünkü satamıyorlar. Bu iş için imtiyazlar veriliyor. İmtiyazlar verilirken de önce başlangıç tabii Dolmabahçe'de sarayın ihtiyacına binaen ilk yatırımlar başlıyor. Tuhaf bir hikaye var. O 19. yüzyılın ortasından sonuna kadar fotoğrafta gördüğünüz işte o mavi noktaları seçebiliyorsunuz herhalde. O noktalarda bir şekilde kırmızı da görünüyor. Önce Dolmabahçe'de, arkasından Beylerbeyi'nde, her iki sarayın aydınlatması amaçlı. Sonra Hasanpaşa ve Yedikule aşağı yukarı aynı yıllar gibi. Sonra da Dolmabahçe'nin bir kısmı sökülüp en geç poligona taşınıyor. Şu yukarıdaki görüntü 90'lı yılların başında Yedikule'den taşınmış sistemiyle poligondaki görüntü 1950'lerin sonuna doğru eklenen gazomet fırınıyla Hasanpaşa ortada zor gözükenle hemen şurada ahırların yıkılarak onun yerini alan Dolmabahçe Gazhanesi sarayın ihtiyacına binaen. Ama o tabii sadece sarayın değil, işte ilk aydınlatmanın yapıldığı Beyoğlu bölgesinin de gazını temin ediyor. Bugün sadece biliyorsunuz küçük çiftlik parkının yanında bir tek gaz depolama ünitesi olarak küçücük bir parsele sıkışmış bir kalan kesimi var. O depo hala bize onu işaret ediyor. Bu Maçka'ya doğru biraz daha belki büyük olarak çalıştığı henüz Mithat Paşa ilk ismiyle stadyumu yapılmadan önceki hali. Yedikule Gazhanesi, Hasanpaşa Gazhanesi'ne gelmeden önce serüveni açısından ilginç. Çünkü imtiyaz vermeye istiyorlar ama çoğunlukla o imtiyazları alan kişiler olması gereken yatırımını yapamıyorlar. Devre dışı kalıyorlar. İşte devlet tekrar kendi kaynaklarını buna ayırarak orada sürekli şeyi, yatırımı gerçekleştiriyor. Yedikule, Kuzguncuk, Hasanpaşa, bunların hepsi fark ettiğiniz üzere hemen kıyıda konumlanan noktalar İstanbul'da. Çünkü gaz uçucu ve de şebekeye verildiği zaman kendi uçma kabiliyetiyle diyelim, şebekenin içerisinde belli bir miktar yol alabilmesi için basınçlandırma dışında mümkün olduğunca kentin en alçak noktasında bu kurgunun yapılması lazım. Sistem böyle bir noktadan dağıtılırsa daha avantajlı oluyor o dönem bağlamında. Yedikule'nin işte açılışından fotoğraflar. Şimdi bu tabi devlet tarafından sonunda bitirildiği için elimizde apiramit albümlerinden en azından o dönemin bize görüntüleri ulaşabiliyor. Ama açıkçası Hasanpaşa için bu kadar şanslı değildik. Elimizde erken dönemini gösteren hiçbir imge yoktu, yani fotoğraf olarak hiçbir bilgi yoktu. Ayrıca 1890'lara gelirken bu imtiyazı alıp burada yapan şirketler de yurt dışında muhtemel ki projelerini hazırlatmışlar. Onlar da hiçbir şekilde sistemin içerisinde kayıt altına alınmamış. O yüzden şirket ortadan kalktığında belki İETT'ye devredilmiş olabilir ama birçok başka yerde de rastladığımız gibi genellikle kurumlar biliyorsunuz zaman zaman bu tuhaf yüklerden kurtulmak için kendisi de ortadan kalkmış olan SEKA'ya bunları gönderirlerdi. O yüzden hepsi birden
bir şekilde kaybedilmiş olabilir tabii bunların. Ama İETT'nin hala derinliklerde belki arşivinde birkaç belge olabilir. Onları tekrar araştırmadık. Proje sürecindeki çalışmalarımızın sonrasında belki onlar gün ışığına çıkmış olabilir. Evet, bu da yakın, çok yakın zamanda değil ama işte 4-5 sene önceki Yeni Kule'nin hazin durumu, çoğu bina tahrip olmuş ki 1990'ların başında böyle çok heyecanlı sergiler yapılmıştı. Serotonin sergileri henüz yerleştirme şeklindeki yeni yeni başlayan sergilerin ilk örnekleri bu mekan kullanılarak verilmişti. Hasanpaşa Gazhanesi'nin hemen Kurbağalıdere'ye bitişik olan ve de Gazhane Deresi adını taşıyan bir kola paralel bir alan tahsis edilerek burada eski haritasında görüyorsunuz. Konumlandığını söyleyebilirim. Bu ilk döneminden değil, 1920'lerden falan gelen bir harita. Sağ tarafta da daha sonraki birçok başka yapısıyla birlikte genel bir fotoğraf. İşte bu kadarcık bir şeyler var eski durumuna ilişkin. Elimizde, burada okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz da tarihsel bilgi var. Charles olarak adı geçen bir kişi var, imtiyaz alan bir mühendis abisi. O ama 50 yıl kullanamıyor. 1930'ların sonu gibi zaten birçok başka yer için olduğu gibi burası için de bir devir, kamuya devir gündeme geliyor ve 40'ların başında özel şirket devletleştirilmiş oluyor. Ya da işte belediye kontrolüne geçiyor. Ne denirse o. O gaz ve elektrik tenvir için işte gaz ve elektrikle tenvir için Osmanlı Anonim Şirketi adıyla bir şirket var. Amacını da zaten görüyorsunuz. Ama çok da aydınlatma, yani ev içi aydınlatması için çok başarılı da bir iş olmadığını kaynaklardan hep anlıyoruz. Satamıyorlar yani ürettikleri gazı. Kabuk amaçlı kullanıyorlar. Zaten onu kendilerinin bedelsiz olarak bu işin yatırım içerisinde üstlendiklerini biliyoruz. Ama özel olarak satmaları zor oluyor. Daha sonra 20. yüzyıl içerisinde kullanım kapasitesi artıyor. Bu hava fotoğrafı da bize aşağı yukarı işte yeni yatırımlar yapılmadan önce ilk binaların hangileri olduğunu gösteren, az önceki hemen hemen haritayla da eş binalar zaten gördüklerimiz. Burada ne var? Burası şu noktadan başlayalım. Gazın kömürden alınmaya başladığı yer. Şurası. Sonra burada temizleniyor. Burada da depolanıyor. Kabaca bu. Şu büyük binamız hala mevcut. Bu binamız da mevcut. Bunun da maalesef işte sadece yerde izini bulabildik. Temeli bile yok. O yanı sıra bir takım atölyeler için ve de işletme binaları için parsel sınırlarına dayalı gördüğünüz gibi bir takım başka binalar var. Onlar da var. Bugün hala karşımızda. Sonra bu özel şirketten İETT'ye geçince bir takım yatırımlar 1950'ler itibariyle hız kazanıyor. Bir kere gazın üretim sisteminde bir değişiklik yapılıyor. Bu değişiklikte önceden yatık hazneli dediğimiz tipten düşey hazneli üretim fırınlarına geçiliyor. Bu alanda da yine yurt dışından daha önceki ilk yatırımda olduğu gibi destek alınıyor. Bu Fransız Belçika destekli bir başlangıç. Sonra Alman teknolojisi işin içine girecek benzerleri. Burada işin ilginç tarafı gazhanelerin arasında tabii ki artık tümü aynı elden yönetildiği için
Bir fırın ısmarlanırken çifter çifter ısmarlanıyor. Yani bunların kardeşleri mesela Yedikule'de de var. Daha bizim çalışma sürecinde keşfettiğimiz bir durumdu bu. Ve de buradaki kendi özgün çizimlerini bulamasak da Yedikule için hazırlanmış olan bazı paftalardan o zaman yararlanabilmiştik. 93'e kadar geride gördüğünüz, bu ilk az önce açılışını gösterdiğim düşey hazneli kapasite artışı gerektikçe, kentin özellikle Anadolu yakasındaki yerleşme alanları büyüdükçe Hasanpaşa'daki gaz Beykoz'dan adalara kadar geniş bir alana servis vermek üzere arttırılıyor bu tesisin kapasitesi. Ve de 1963 gibi de şu arkada hayal meyal gördüğümüz, bizim şu anda biraz daha işte kendisini gösteren en iyi binalarımızdan birisi teknik içeriğiyle o yine düşey hazneli olarak o yapılıyor ve bu yapının temizleme tesisi burada. Bununki de biraz arkada, şurada olmak üzere alanın bu hemen giriş tarafındaki kesimini epeyce bir dolduran yapılar oluyor. Bu yapıların 1994 sürecinde tesis kapatıldıktan sonra hızlı bir biçimde elden çıkartılması, bu parselin boşaltılması amaçlı yine Büyükşehir Belediyesi ve İETT'nin ortak girişimiyle ve alınan kararlar doğrultusunda bu alanda sökme işlemleri niyeti ortaya çıktığında az önce söylediğim gibi ciddi bir karşı çıkış ve de alanın korunması için bir talep dile getiriliyor. Kamuoyundaki bu talep ve baskılar sonunda paldır küldür ihalesi yapılmış, işte söküm için bir takım kişiler devreye girmiş, çalışmalar başlamışken koruma kuruluna yapılan müracaat sonrasında alan bütünüyle parsel bazında koruma alanı olarak ilan ediliyor. Korunacak yer olarak, yani özel bir tescil tanımı yapılmaksızın, ama o sökümle biz işte gördüğünüz gibi, o açılışını gördüğünüz üretim yapısının önemli bir bölümünü kaybetmiş olduk ve o böyle bir soba gibi düşünün. Gençler sobayı da kullanmadıkları için onu da bilmezler, ama sobanın içerisinde esas bir hazne vardır. İşte odunu, kömürü koyduğunuz ve de sonuçta kümürü de oradan aldınız. Bu bizim sobamızın içi tuğla olan kesimi kalmış durumda. Geri kalan üstteki o yükleme kesimleri filan tamamen metal olan her şey tabii hurda olarak değerlendirilebileceği için onlara hiçbir özen olmaksızın, tabi yıkacaklar adamlar niye özen göstersinler, söküyorlar. Bu sökümde tabi en kolay sökülen bir diğer yapı tipi gazometrelerimiz. Gazometrelerimiz de bu gelişme sürecinde en erken tesis kurulduğu sırada inşa edilmiş olan şu sağdaki, sonra bu ekleniyor 1950'lerin sonundaki ilk kapasite artışıyla. Sonra da 63'teki yeni tesisle de arkada bugün en büyük çapta olan ve de sadece onun işte alt kesimini bugüne getirebilmeyi başarabildik bütün bu hengamede. Onlar da sökülmüş kalmış. Biz projeye başladığımızda aşağı yukarı böyle oldukça hırpalanmış. Bütün yapıların tabii ki altyapıları, beden duvarları, kargir olanların bile içerisinde çok sayıda donanım var. O donanımlar da büyük ölçüde sökülmüştü. Çatı konstrüksiyonları çelik olduğu için işte onları sökmeye amaçlı üst parçaları kaldırılmıştı. Ve sonra biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İTÜ ile bir şekilde masaya o karşılıklı bu projenin yapılması için görüşmeler başladığında yapıların
Hayır, öyleyim. Bu proje başlamadan önce ama şunu da söyleyeyim. Özellikle Afife Hanım'ın ve Nur Hanım'ın o zaman çabalarıyla ilk belgeleme çalışmalarını lisans öğrencileriyle çok kabaca yapıp koruma kuruluna da verebilmiştik ki o koruma kurulu işte zaten o kapsamda da bu çalışmaları dikkate alarak korunması yönünde karar üretebilmişti. Ama aradan geçen zaman içerisinde konu bir şekilde benim yürütücülüğüme kaldı. Afife Hanım'ın pozisyonu değişti. Nur Hanım çalışmaya başka gerekçelerle kendi o sırada ilgi alanında olmadığı için katılamayacağını söyledi. Ve konuyu biz devralmış olduk. Ve de sonra epeyce bir uğraştık karşılıklı nasıl bir çerçevede yapalım diye. Büyükşehir Belediyesi ile sonunda bir protokol imzalayarak o kapsamda bu işin belgelemesini, araştırmasını, restitüsyon projesi dediğimiz çalışmaları ve de yeni kullanımına ilişkin kararları almak üzere ve de bunları koruma kurulundan da onaylatmak üzere bir kapsamlı proje İTÜ döner sermaye işletmesi kapsamında benim yürütücülüğümde tanımlandı. Sonra tabii o projelerin nasıl yapılacağı konusunda bizim hele ki böyle büyük bir proje için daha önceki deneyimlerimizin yeterli olmayacağından hareketli ben daha önceki başka ufak çaplı olan belki birlikte iş yapabilme konusunda en güvendiğim arkadaşlarıma bu işte beraber olup olamayacağımızı sordum. Onlar da olumlu yanıt verince her iki alandan birden destek alarak yani hem Sevim'in ölçme alanındaki pratik ve profesyonelliği devreye girdi hem de Deniz'in tasarım coşkusu bize eşlik etti ve güzel bir proje süreci yaşadık. Çok stresliydi güzel derken çok stresliydi çünkü o kadar katı zaman kısıtları içerisinde işi yaptık ki gerçekten nereye girdiğimizi bile bilmiyorduk. Yani projeye başladığımızda şimdi size sular seller gibi anlatıyorum bu gaz nasıl üretiliyor ama o zaman düşünün ki karşımızda bir takım tuhaf makine binalar var ve biz bunların içerisinde ne yapılır, nasıl yapılır hiç tanıdığımız yani daha önce uğraştığımız yapı tipleriyle alakası olan yapılar değil. Yani biz Sevim'le ilk beraber çalışmamızı yani yaklaşık olarak milat yıllarında falan yapılmış. Perle'de başlamıştık. Yani 1900 yıl sonrasına gelince meleğimiz şaştı. Bu nasıl ölçülür? Nasıl bu binalarda ne üretilir diye. Ne yapalım dedik. İlk önce bu binaları bir defa ne olarak adlandıracağımızı bile bilmiyoruz. Şimdi orada bir takım böyle tanımlarımız var bina adı diye ama Sevim'le kafa kafaya verdik dedik. Sağdan sayalım A, B, C, D. Böylece bugün hala kullandığımız binalar için kodlarımız öyle çıktı. Yani tamamen tesadüfen tarihlerini de bilmiyoruz. Yani hani tarihsel dönemlerini de bilmiyoruz o zaman. Gazometrenin de en büyüğünden başladık. Halbuki en son tarihli olan oydu mesela GAB, GB filan diye tanımladık. Sonra işte ölemeler oldu, restitüsyon öğrendik. Bize çok yardımcı olundu. Gerçekten o sırada bilgiler tazeydi. Henüz bu tesisi bilenler, bu tesisi yönetenlerle uzun uzun konuştuk, ettik, öğrettiler bize. İlk önce hatta niye koruyorsunuz diye şaşkınlıklarını ifade ettiler. Sonra da dediler ki işte evet... Onlar da heyecana geldi, konuyu bizimle paylaştılar en ince ayrıntısına kadar. Tabii ki gazhane gönüllülerinin yeri çok önemli. Onlar da bütün bu hikayeyi sürekli olarak gündemde tuttular. Hem bu proje sürecinde hem de sonrasında. Sürekli orada etkinlikler yapıldı çocuklarla, gençlerle, çevredeki yaşayanlarla.
Ve bu çalışmalar oranın bütün kente ait bir yer olduğu vurgusu için önemliydi bence. Ve bu süreç ne yazık ki bütün bu heyecan belli bir süre sonra tavsamaya başladı. Bütün girişimlere rağmen gerekli ilgiyi ve kaynağı Büyükşehir Belediyesi ayırmadı. Kendi içlerinde İETT'nin mülkü olması ya da işte öyle tanımlanmış olmasından kaynaklanan sorunları aşmak için de bir takım zamanları kaybettiler. Sonra böyle bir baktık, 2010 sürecinde İstanbul'un kültür başkenti ilan edildiği yıla doğru bir anda bu proje tekrar raftan indi ve bayağı lansmanda falan kullanıldı. Biz de heyecanlandık. Tekrar 2009 çok ağırlıklı olmak üzere 2008'den başlayarak bu proje tekrar ajansın şeyinde oldu. Hep gündeminde oldu. Ama orada da yol alamadık. Orada da bir takım yine tartışmalar, gerilimler ve de sonuçlanmayan uygulamaya geçemediğimiz bir durum oldu. Sonrasında biz orada ürettiğimiz çözümlerin bir anda tuzağına düştük. Çünkü ajans sürecinde demiştik ki yani üniversite üzerinden proje sürecinin tamamlanması zor olur. Bu projeleri bir şekilde ajans yine beraber çalıştığımız ekiplerle bağlantılı olarak elde etsin. Ve de hızlı bir biçimde devreye sokalım üniversitenin danışmanlığında. Çünkü projenin kurul kararı doğrudan doğruya proje müellifliğini benim üzerimden tanımlıyordu, yürütücü olduğum için. Ama daha sonra uygulama projelerinin elde edilmesi sürecinde ajansta ürettiğimiz formülü bizi devre dışı bırakarak başka bir bağımsız proje grubundan İBB o hizmeti satın aldı. Biz o süreçte başta biraz var gibiydik. Sonra baktık ki iş bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Onlar da bizden pek memnun kalmadılar galiba. Neyse biz süreçten çekildik. Kendi kendimize daha doğrusu bir anda çekilmiş olduğumuzu gördük. Ve de o proje takımıyla bu sefer uygulama ihalesine çıktı İBB. Ve işin ilginç tarafı ihale gerçekleştikten sonra da uygulamayı alan firmanın ilk sorusu şöyle oluyor. Biz şimdi hangi projeye göre bu işi yapacağız? Çünkü elde bir onaylı proje var. Bir de kurul onayından geçmemiş, benim herhangi bir muvaffakatım olmayan başka bir proje var. Şimdi uygulama süreci devam ediyor ve başlangıçtan itibaren de bu sefer tabii ki bu yanlışın doğrultulmasına yönelik olarak çabalarımız da sürüyor. Dolayısıyla biz yine bir hem proje müellifi hem de proje ekibi olarak bu sefer daha iyi bir karşılıklı şey kurduk, ortam yakalamaya çalıştık ve de Selim ve Deniz yine birlikte bu işin içerisinde en önemli ve ağır yükü üstlenerek hem uygulama projelerini yeni baştan çizmeye hem de her hafta uygulamanın gidişatını beraberce takip etmeye yönelik olarak katkı veriyorlar. Biraz hızlı uzattım galiba. Hızlı hızlı da bunlar bizim hemen öncesine ait bulabildiğimiz fotoğraflardı. Bu kadar sökülmüştü. Donanım olarak kalan işte bir iki tane böyle elemanımız vardı. Çok fazla sayıda gerçekten endüstri yapısının verisi bize ulaşmıştı. Çoğu kaldı. İşin ilginç tarafı 2001 Haziran'ında projelerimiz onaylandı. Bu sene itibariyle 15 yıl olacak. Biz işte 13-14 yıl sonra bu süreç tekrar başladığında gördüğümüz şuydu ki ne yazık ki o söküm işini bireysel olarak ya da grup olarak yapan başka tabii ki çevreden
girişimcilerde olduğu için yapılar bizim projemizdeki halinden de ciddi bir biçimde uzaklaşmış olarak uygulamaya konu olacak bir yer olarak karşımıza çıktı. Tabii ki bu bizim açıkçası çok gerçekten üzücü bulduğumuz bir durum. Çünkü neredeyse hemen biraz böyle camını çerçevesini takıp içerisini kullanabileceğini düşündüğümüz yapılarda bile bütün o metal konstrüksiyonlu camlar, kapılar ne var ne yoksa çalınmış gitmiş. Yani hiçbir şey kalmamış. O yüzden tabii ki müdahale kararları bizim istediğimiz ölçekten çok daha fazla olmak durumunda kaldı. Yani rekonstrüksiyon demeye dilim varmıyor ama sonuçta ortaya çıkacak durumda. Yani şu sıvayı tutabilir miyiz diye düşündüğümüz yerler bile gerçekten bir önceki örneğin fotoğrafta gördüğümüz şu hemen girişte bizi karşılayan yapı olarak en hani üzerinde titizlenmeye çalıştığımız yapı biraz daha hani böyle yapının geçmişini daha iyi referansını verebilsin diye. Böyle çok zor yani yapının kültürel amaçlı kullanımı, kültürel ve sosyal amaçlı kullanımı mühendislik açısından da bazı standartları zorunlu kılıyor. Çoğu betonarme yapılar olduğu için. İlk yapıldığında ilk bir tane rapor aldılar değil mi bu süreçte? Neredeyse hepsini yıkıp yeniden yapın diyen bir rapordu. Yani ona bir miktar çaba sarf ettik. Ama çok ağır müdahaleleri gerektiriyor. Bütün bunların hepsini sökülmüş olduğunu gördük. Yani gerçekten geride hiçbir şey yok. Kantarımız vardı. Kantar bile kalmadı. Yani şu sol üstteki kantarı bile çalmışlar. Sağda gördüğünüz fotoğraflar bizim dönemimizde bunlar kalmamıştı. Gazometrenin havuz dediğimiz en alt parçasının. Dolayısıyla işte burada görüyorsunuz yine bu bizim rölevenin yaptığımız dönemde böyle 3 kat saç levha yaklaşık 1 santim kalınlığında saç levha parça parça kesmişler. Yani soğan soyar gibi projenin onaylanma sürecinden sonra ve dolayısıyla ben zaten burada bitiyor. Rölevayla başlayarak belki Sevim'in önce sonra da Deniz'in konuyla ilgili söyleyeceklerine artık sözü bırakayım. Projemizin temel kararlarında bir takım revizyonlar yapma ihtiyacını duydum. Şu bugüne kadar en son evvelki gün itibariyle ikinci paketimizi bu yeni duruma göre işletmeci olarak tabii karşımızda artık Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili bilimleri var. Çok uğraşıldı. Özellikle gazhane gönüllerinin bu konuda devrede olması için çok çaba sarf edildi. Ama Büyükşehir Belediyesi o konuda tamamen yolları kapattı ve bu aşamada da kendi şirketleri aracılığıyla bu alanı kullanacağını tanımladı. Bizim ona yönelik olarak çok büyük ölçüde bir şu ana kadar kuruldan onaylanmış olan paketlerde revizyonumuz olmadı. Yani büyük çaplı derken daha önceden tanımladığımız alanlarda bir miktar değişiklik ya da yeni sökülmelerden sonra karşımıza çıkan bir takım bulguları da değerlendirerek verdiğimiz kararlar dışında bir çabamız olmadı. Kurulu onu zaten şimdiye kadar sorunsuz onayladı. İşletmeci kararlarına göre işte mutfak mekanı diyelim ki A binasında restoran olarak kullanılacak baştan itibaren. Bir miktar belki tuvaletin yeri, mutfağın boyutu vesaire gibi kullanıcının talep ettiği değişiklikler yapılarak gerçekleşti. Ama bu gazometremizin üzerinde bizim işte meşhur bir yumurtamız vardı. Deniz'in tasarımı ve önerisiyle hepimizin de çok sevdiğimiz. Ama yeni durumda bu yapının karşı karşıya kaldığımız
kalan kesimi ve daha da önemlisi içine girdik biz. Daha önce içine hiç girmemiştik. İçine girdiğimiz zaman gördüğümüz, yaşadığımız, içinde bulunduğumuz mekan bize başka türlü bir proje olması gerektiği yolunda referanslar verdi. O yüzden bu projeyle ilgili değişikliklerimiz var. Ama buradaki kararlarımız, restorasyon kararlarımız ya da kullanım kararlarımız olarak bu binalarda devam ediyor. Bunların işte röleveleri falan var. Buradan bırakıyorum size. Peki. Ben biraz devam edeyim. Gerçi bundan sonraki görseller aslında röleve ile ilişkili değil ama ben biraz hikayesini anlatayım size. Tekrar başa dönüp 98'ler, 99'lara gelince benim işte geçici olarak her iş için kurduğum aile ekip o sırada Kapadokya'daki çalışmamızı yeni bitirmişti. 1,5 sene sürmüştü oradaki çalışmamız. Şimdi burada bize 8 ay mı tanımlanmıştı Hasanpaşa için? Hani müthiş kısa bir süre, nasıl zamanla yarışacağız, nasıl bu işi kurtaracağız filan diye çok dertleşmiştik. Ama müthiş bir ekip kurduk. Başardık. Arzu da burada. Ekipten. o zaman tabii teknikle de doğrudan ilişkili rölevenin hızı, elde ettiğimiz sonuçların sağlıklı olup olmaması filan. Sergide de özetledik biraz Kapadokya'daki iş. Yine tabii ki dijital ölçüldü ama o zamanlar şey yoktu. Reflektör yoktu. Uzanıyorduk. Nereye ölçmemiz gerekiyorsa oraya kadar uzanmamız gerekiyordu. Hasan Paşa'ya geldiğimizde 99 senelerinde artık nihayet lazerli total station'lar devrelerini çok mutluyduk. Çünkü uzanmadan kırmızı ışığıyla gördüğümüz noktayı ölçebiliyorduk gibi. Dolayısıyla o haritacı ekibi, harita mühendisinden oluşan ekibi ki daha işte 98'den uzun artık nazımızı çekmeye başlayan, hala da beraber çalıştığımız. Onlarla giriştik buraya. Tabii burada da başka sorunlar vardı. Çünkü yağlı yüzeyler vardı, metal vardı. Ölçüm adına öyle bir takım zorluklarla cebelleştik. Yine noktaya kadar uzanmamız gerekti bazen. Onun için o bizim işte tesadüfen G dediğimiz gazometreler yani. Mesela L'ye benzeyen bir bina var. Onda kodu L falan. Hani biraz öyle bir binalardan Facebook oluşturmuştuk kodlamayı. Gazometrede zorlandık o açıdan ölçerken. Hakikaten de içine girememiştik. Girince de müthiş bir heyecan yaşadık. Yakın zaman önce o da şeydir, hoştur. O ekiple yine de nispeten kısa bir sürede toparlarken işte o zaman hikayesini öğrendik. Yani hava gazı nasıl üretiliyor? Mühendis Selçuk Bey ve o zaman Afife Hanım'ın öncülüğünde de Hasanpaşa Gönülleri Derneği'nde içinde olduğu organizasyonlarla bir araya geldik. Ve hikayeyi öğrendik. Hikayeyi öğrenince zaten sahipleniyorsunuz orayı. Çok daha fazla benimsiyorsunuz. Makine binalarla konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Neyi ölçtüğümüz o detayın neye refer ettiğini anlayarak tanıdık binaları. Bunun üzerine gerçekten müthiş desteklerle restitüsyon ve restorasyon projeleri de hazırlandı. O sırada tabii çalışırken grupta hep deniz yolucuyla ya da yandan birazcık içine girmişti sürecin. Çünkü sonrasındaki kültür konulu, kültür merkezi, enerjiyi üretim hikayesine yönelik de bir altlığı olan, düzenin oluşturduğu bir ana teması olacak olan büyük aslında kamusal alanın yeniden tasarlanması için bir konsept projeyi Deniz ekibi oluşturdu yine üniversiteyle beraber. Dolayısıyla o dirsek teması önemliydi. O zamanlarımızı bir şekilde ilettik. Sözü görsem neyse. Ondan sonra belgeleme ekibinin bir kısmının da geçmesiyle o hafızayı da taşıyarak konsept proje sürecine sağlıklı bir şey oldu diye düşünüyorum. Projelendirme süreci oldu diye düşünüyorum.
Şimdi sorumluyoruz tabii bazen. Yani ta 2001'de vermişiz dersi projeyi. Gerçekten hani o zaman şimdi olsaydı yine zannedersem %90 aynı kalırdı ama G'lerde işte o anlamda gazometrelerde biraz değişiklik yapıyoruz. Hem de talepler, ihtiyaçlar, statik gereklilikler nedeniyle yepyeni anlam kazandıracak diye düşünüyorum bu kamusal mekanı. Şimdi evet, Deniz devam. Tam seçiliyor mu diyemiyorum ama aslında buradaki başından beri değişmemiş olan hesap hedef aslında var olan yapıları aynı şekilde korumak, yani bunları sonuçta kullanılır hale getirmek. Tabii Hüseyin'in söylediği gibi, yani ilk başladığımız zamanlarda bunlar çok daha küçük müdahalelerle yapılabilir durumdaydı. Ve hakikaten bizim için de o ilginç bir deneyimdi. Çünkü burada bir şeyleri düşünmemiştik. Yani ekstra, özel, böyle bir bağırtı, çağırtı, yani tamamen aslında bir kamusal alanın yeniden üretimi nasıl olur diye düşündüğümüz bir durumdu. Ve bu nedenle de aslında yerde birçok toplantı yaptık. Yani özellikle gazhane gönüllülerinin organize ettiği. Yani ben o dönemlerde herhalde 5-6 sunuş yaptığımı veya görüş aldığımı hatırlıyorum. Bu toplantıları aslında kamu yöneticileriyle pek yapamadık. Yani yaptık ama ya mesela işlevlendirme konusuna gelince ya sonuçta burasını kim yönetecek, nasıl yönetecek, hangi program olmalı, olmamalı veya burası mesela onu da tartıştık. Yani kendi kendine yönetilen bir yer olabilir. Ve böylece kendi enerjilerinden yeni kullanımlar sürekli değişik. Çünkü yapı birçok şey potansiyel olarak izin veriyordu. Zaten bu yapıların birçoğu da, yani şu anda aslında gerilemiş olan konu, içinde makinaları da duran yapılardı. Yani şimdi sadece makinaların işte taşıyıcıları falan duruyor. Yani boruları falan da. Yani birçok esas makina dilini anlatan unsur kalmamış durumda. Yapının taşıyıcı olan şeylerin de sökülmesi vesairesi gündeme gelince tabii iyice bir şey olmaya başladı. Yani hakikaten fazla müdahaleyi gerekti ayakta tutmak için bir duruma dönüşmeye başladı. O dönemlerde hiç unutmuyorum, çok güzel bir yapı daha kurduk. Özellikle hatta o bir yayına da dönüştü. Ülkü Bey'le, Ülkü Azlak'la birlikte oluşturduğumuz, sanırım Cengiz Bey miydi? Evet, Cengiz Bey'le birlikte burası nasıl yönetilebilir üzerine, hatta Ülkü Bey'le beraber de buranın bu anlamdaki hukuksal pozisyonunu çok tartıştık. Türkiye'de hiç öyle bir örnek yoktu. Hani bir kendini yöneten kamuyla beraber ama kendine özellikle olabilme potansiyeli üzerine hakikaten bayağı kafa yorduk, tartıştık. İşlevler konusunda aslında çok da kritik olmadığı konusunda da, ama bazı konularda kırmızı çizgiler zaten hep vardı. Birçok şey oluştu ve sonunda bu bir şemaya diyeyim ya da bir öngörüye dönüştü. Aslında dolayısıyla biz uzun süre aslında bu öngörü üzerine yolumuza devam ettik. Dediğim gibi yine yani şeyi tartışacak bir başka muhatap da zaten olmadığı için. Bu konu benim bildiğim kadarıyla daha sonra kamu yöneticileriyle de görüşüldü diyebiliyorum. Yani ben artık o konularda hiç olmadım çünkü. Her neyse, sonunda da yani biz o dönemde işte bazı kendi kararlarımızı beraber tartıştığımız şeylerden süzdüğümüz konuları şey yaparak bir işlevlendirme ele almaya çalıştık. Dolayısıyla giriş yapımız aslında bir, şu anda da oldukça net olarak duran bir yapı. Gülsem'in söylediği gibi aslında şu anda değişmiş herhangi bir işlev yok ama bazı konular, özellikle gazometreye gelince onu aktaracağım. Orada biraz daha fazla pozisyon değişiklikleri var. Burası her zaman zaten girişte bir lokanta, içerideki meydana da servis yapabilecek bir alan olarak, içerisinin çok büyük bir
hakikaten bir meydan olarak ve farklı birçok etkinliğe de ev sahibi olabilecek bir alan olarak ele almıştık. Burası giriş aksı. Burada bir şeyimiz var. Tartı, bir kantarımız var. Dolayısıyla o adet iz olarak ve yapışa olarak korunuyor. Bu da bir yönetimsel bir yapı olarak. Burası aslında eski konuk evi muhtemelen. Yanlış hatırlamıyorsam mühendislerin değil, müdürlerin vesaire, lojmanı pardon. Bu gördüğümüz yapılar atölyelerdi. Aynı şekilde burada sayaç atölyeleri vesaire. Bunlar yine yani küçük birimler, yani belli boyutları ne yapıyorum? Her şey birbirine gitti. Evet, yine birimler olarak kullanılıyor. Şuradan daha iyi gözükecek bu açıdan. Evet, sen de diyorsun. Okey. Bu yapılar, yani orada atölyeler, yeniden atölyeler, işte bir takım işlikler, geçici kiralamalar, geçici atölyeler için halen kullanılabilir muhtemelen diye düşünüyorum. Ama yeni işletmesine nasıl bir dağılım olacaktır onu bilemiyorum tabii. Bizim projenin başından beri aslında çok önemsediğimiz ve zaten hakikaten en ilginç olan bölgesi bir yerde. Buradaki üretim hikayesinin de başrol yapılarından biri olan, ben şimdi isimlerini unutuyorum yapıların ama yani şu grubu, şu grubu diye size aktarayım, bacasıyla vesairesiyle. Bunun içinde de böyle bir şey de vardı. İşte YTT'nin tramvayları, otobüsleri vesaire, böyle tekerlekler böyle mazrak da bir yerdi doğrusu. Onlar dahi yok. Burası da bizim bir enerji, aslında enerji konulu bir şey yapmak üzerine biz burayı geliştirmek istedik. Yani enerji müzesi de demedik hiçbir zaman ama yani enerji temalı bir alan olarak burayı ele aldık. Zaten dediğim gibi zaten kendini çok gösteren yapılarda. Hatta biz buranın zaman gelecekteki enerji kullanımını da o dönem kojenerasyon konuları daha Türkiye'de yeniydi. Hani onu da bunun bir meselesi haline getirmek. İşte burada şeylerimiz rüzgarla ilgili küçük, bunlar ama oyuncaklar yani biraz lavilet etkilerinden de şey yapmış bir şeydi. Bir sembolizmaydı öte yandan. Bir anlamda buranın prosesiyle ilgili bir alan olarak kullanmayı öngörmüştük. Aslında yine aynı anlamda ele alınacak. Buradaki fırın yapısı aslında bizim için burası aslında çok enteresan bir nokta. Bütün alanında görebildiğimiz bir yer. O yüzden bu L yapısı aslında bir konveyör yapısı. İşte burada depo şeylerin hareket ettiğini düşünün. İşte kömür al, kömür getir, kop kömürü her neyse. Yani o bir konveyör sistem. Biz bunun içine bir yapı koymuştuk. Böyle bir şey, işte ahşap. Burada enteresan baca tipleri de vardı. Her bacada farklı. Mesela bazı bacalar çelik strüktür ama ahşap kaplı falan. Yani biraz o ahşap şeyi de vardı burada. O yüzden biz buraya bir bilgilendirme yolu gibi bir isim o zamanlar vermiştik. Bir anlamda buranın bir hem şeyini anlatan hem aslında draması da olan bir yer burası. Yani kömürle uğraşmak, onu elde etmek bayağı bir mesele. Hem de bu yolun sonunda da şeye ulaştığımız, işte bu fırının en üst kutuna ulaştığımız bir turdu bu. Şu aradaki bölgede de işte oranın bütün o curuflarını falan bayağı özenle korumaya çalışmıştık. Şimdi aslında bayağı bir şeyimiz duruyor, bir curuf stoğumuz var. Yani kendi şeyini de kullandığımız bir landscape diyelim, yani bir orta avluydu. Bunun dışında devam edersek aslında şu an tekrar geri döneyim, çok da uzatmadan. Bu aks bizim hemen şu girişteki eski soğutma yapısıdır yanlış hatırlamıyorsam. Direkt aksın karşısında olan bu yapıyı biz bir infobox olarak kullanmayı önerdik. Tam karşısında burada bir küçük boşluğumuz var. Burada da bir minik hani bir küçük sergi alanı yapmayı öngördük. Burada gördüğümüz yapıyı ise aslında bir enstitüsyon olarak o zaman tasarlamıştık, kütüphanesiyle vesaire. Şimdi yine hani benzer yani kütüphane vesaire konuları hala
gündemde. Yanlış söylüyorsam da beni arada bir uyarın. Bazı şeyleri kaçırmış olabilirim bu arada. Şöyle de bizim bir yapımız var. Aslında biz şu bölgeyi çocuklara ayırdık. Yani burası hani enerjinin konusu. İşte bu şeyler, enerji üretmek, enerji üretince işte oyun vesaire konularını da bir anlamda hak etmek. Burada da bir kız şeyimiz vardı, bir çocuk evi diyelim. Biraz böyle dil olarak buradan tamamen farklı. Böyle kırmızı, işte biraz uzaydan gelmiş gibi o dönem için bir yapı. Hala koruyoruz onu, basit bir yapı o. Buradaki şeyini koruyor. Bu eski kompresör yapısı. Şu anda sanırım struktür olarak da en okunaklı yapı. Yine bir atölye olarak o zaman ele almıştık. Aslında hani, değişken atölyeler, değişken işte mesela belli dönemler işte metalle çalışan bir heykeltıraş vesaire burayı kullanabilir. Yani o halen benzer bir atölye şeyi geçerli mi? Değil. Ne oldu? Onu bilmiyorum. Bunu şu yapının. Evet. Ama yine halen sonuçta oradaki bizim eski projemizdeki yüzeyler halen şey olarak duruyor. Ne olarak kullanacak? Atölye. Yani sonuçta eskiden yine sonuçta şey değişmedi. Yine atölye. Fakat bizim oradaki atölyeden beklentimiz projeyi yaparken en formal bir atölyeydi. Şimdi daha formal bir programın bir parçası olacak gibi gözüküyor. Burada gördüğümüz yapılarda yine benzer şeyini sürdürüyor. Burada bütün bu alana bakan bir kafeterya vardı. Arkasında da bir işte bir shop diyelim. Eski şeyle beraber eski gaz pardon su gazı minik çok mini bir gazometre şu su gazı denen çok yüksek değerde bir şey gaz üretiyor. Gelelim bu üçlü yapıya. Bu üçlü yapıda bizim esas GA dediğimiz aslında en son dönem yapısı alt sistemi içinde bir takım cep sinemaları olan bir yapıydı. Yukarıda da bir yumurta, o zamanlar yumurta adını galiba Haydar Karabey takmıştı, öyle hatırlıyorum ben. Bizim ofiste Uğur Bey, Uğur'dan yeni Haydar Karabey, biri daha vardı, onu çıkartamıyorum şimdi. Haydar Bey ona yumurta ismini takmıştı. Sonra Nevzat da onu çok yumurta, öyle yumurta aşağı, yumurta yukarı. Burası bir 700-800 kişi veya 600 kişilik bir çok amaçlı salon olarak tasarlandı. Aslında hani hala sevdiğim bir şeydir. Ayak yani şey üzerinde böyle ayaklar üzerinde ama gazometre içinden çıkan ayaklardı. Şu anda yeni kullanımla ilgili de bir iki şey belki de gösterecek miyiz bilmiyorum ama şu anda biraz daha farklı. Alttaki bir kere bütün bu stüktürler tamamen artık bambaşkalaşmış durumda. Alttaki haznenin içine girdiğimizde hakikaten muhteşem bir ortam ve neredeyse çok az zedelenme gördük. O yüzden bu ayakların vesairenin bunu delip çıkmasını vesairesi, yani onu çok doğrusu göze almak istemedik. Burada şimdi bir tiyatro programı söz konusu. Yukarıda ise biz işte Gökyüzü Bahçesi adı altında bir bahçe yapıyoruz. O da böyle keyifli olacak. Yani o gazometre şeyini hissettiren bir yapı olacak diye düşünüyoruz. Başından beri ve şimdi de yani ısrarla böyle yapmaya çalıştığımız bir yapı eski GB yapısını, eski gazometrelerden birinin aslında volümünü hissettirmek ama herhangi bir konstrüktif benzerlik yok. Aslında bu bizim otoparkımız, otoparkımızın girişi. Burası sadece araçların böyle dönerek aşağı indiği bir yer. Aynı zamanda da ziyaretçilerin de isterlerse. O zaman şöyleydi, bu yapının fuayesi, bu GC'de aynı zamanda da hani çıkışları bu şeyin üzerinden de yapıp aşağı inmemizi sağlıyordu. Böyle lamina ahşap falan böyle bir sadece volümetrik bir yapıydı. Hala onu korumaya çalışıyoruz. Şu son yapı artık iyice başkalaştı. Yine benzer bir kontrolü koruyor. Bir çocuk, eskiden bizim burada bir daha böyle IMAX'li bir şey vardı. Biraz panayırımsı bir karakteri vardı. Daha hafifti. Şimdi ise bir çocuk tiyatrosu ve bir mini bir tiyatro müzesi diyelim. Böyle bir programla destekleniyor. Onlarla ilgili görseller veya denemeler var mı diye şöyle bakıyorum. Evet, biraz daha şey yaparsak size bahsettiğim KD, yani çocuk
edi diyelim. Burada eskiden projenin şöyle bir genel silüetini görmek isteyenler için yani biraz daha hafif konstrüksiyonları ön plana çıktı ama daha hafif uçucu programlar vardı. Öte yandan da tabii strüktürel açıdan artık iyice deforme olmuş durumda her şey. Dolayısıyla strüktürel boyutlar bayağı etkili olmaya başladı. Ama yine yani şuradaki şeyi atarsanız burada bir bahçemiz var. O da fena bana hoş geliyor. Evet, bu üçlü yapıyı şimdi daha yakından görürsek, şu andaki yeni kullanım için gösteriyorum. Halen yine bu konstrüksiyonumuz ve bu konstrüksiyonumuz aynen kalıyor. Şurada bir şey var, yeni bir yapı var. Yani onun da şeyi, eskiden biz üçüncü gazometrenin konstrüksiyonunu kullanıyorduk. Fakat şimdi bir kendinden bir fake durum ortaya çıktı. Yani artık onu kullanmamızı anlamlı kılan bir şey olmadı. Bu yapıyla ilgili hala tartışıyoruz bu arada. Kesinleşmiş bir yapı değil. Ama bir üçüncü gazometre, yani biz bu üçlüyü beraber kullandık. Doğrusu başından beri önerdiğimiz için bir şey oldu. Ben bir şey yaptım. Zaten kendi kendine benden de sıkıldı sistem. Böylece şey yaptı. Süre de bitti. Yani sonuç olarak aslında reel olarak karşımızda artık bir işletmeci var, bir mekanizma var. Dolayısıyla programlar 5 aşağı 5 yukarı aynı şekilde devam ediyor. Ancak bunun gelecekteki yönetimsel ve programları hakikaten kullanabilme adındaki karar vericinin istediği bazı standartlar var. Onlara göre şeyler olabildiğince optimize ediliyor. Fakat esas konu burası bir kamusal park aynı zamanda. Dolayısıyla kamusal kullanımların, informal kullanımları halen son derece açık olacağını, potansiyelin çok yüksek olduğunu halen görüyorum ve olacağını hayal ediyorum doğrusu. Bunun için biraz daha emek belki harcamak gerekir ama bunların yolu bence halen açık gözüküyor. Yani kamusal anlamda da landscape'ine girmiyorum o çünkü çok uzatır için. Yani ciddi bütün bu alanın kamusal olarak kullanılacağına dair bir şeyim yok. Kendi adıma bir endişem yok. Önemli olan içerideki hayatiyeti de aslında bu anlamda kullanmayı başarmak diye düşünüp sözü ne yapıyorum artık? Evet, sizlere bırakıyorum. Şimdi Oktan demin söylemişti yarın gibi. Şimdi her şey öyle ya yarın dün. Evet. Hedef epeyce kaydı açıkçası yani ellerindeki projeyle işin yapılamayacağı anlaşılmaz zaten. Konuşmada da söylediğim gibi kurguyu oldukça hani karşımızda çözüm üretici diyebileceğimiz bir Büyükşehir Belediyesi tarafı var. Onlar olması gerektiğini düşündüğümüz şekilde programladılar. Yüklenici de bu konuda özverili davrandı. Tabii onların kendi aralarındaki sözleşme sanıyorum bu ay itibariyle işin bitmesini öngörüyordu. Yani tam da 2016 Mart'ıydı söylenen durum. Şimdi o 2017'nin başına kadar falan zaten sarkmış durumda. Biz geçen sene Haziran itibariyle projenin işte ihalesi sonrasında devreye girdik. Evet. 80 küsurda toplantımız oldu. Yani her hafta düzenli olarak toplantı yapıyoruz ama baktığınız zaman alanda şu anda bile ne yapılıyor burada derseniz daha henüz böyle ortaya çıkmış bir şey yok çünkü gerçekten hem yapıların yeni geldiği durumların tespit edilmesi söz konusu hem altyapı işleri tamamlanıyor hem de yeni durumlara göre proje revizyonları yapılıyor. Mühendislik tarafı işin tabii oldukça belki bizim mücadele ettiğimiz başka bir alan bizim öngördüğümüzden çok daha ağır müdahaleleri onlar talep ediyorlar. Hep pazarlık üstüne pazarlık yapıyoruz kendileriyle bir ortayı bulabilmek için.
Onlar da biraz yol alınmış durumda. Yani zeminle ilgili işte yapıların taşıyıcı sistemleriyle bağlantılı bir takım kararlar var. Bazı yapılarda mesela su gazı yapılarında olduğu gibi daha önce öngördüğümüz mekanların orada oluşamayacağına karar verdik. O türden revizyonlar oluyor. Yani kullanacağınız mekan yok. Çünkü daha önce öngörmediğimiz kadar diyelim ki bir şey, yeni bir şeyle karşılaştık. Zeminde bir şeyle karşılaştık. Onlar da tabii proje verisi olarak şimdi artık o kadar çok şey kaybettik ki kalan her şeyi bir şekilde buranın geçmiş bilgisi referansı olarak projenin içerisinde tekrar değerlendirmek ve sergilemek istiyoruz. O yüzden de tabii bunların hepsi projede ciddi bir biçimde yeniden ele alışı gerektiriyor. Kuşkusuz kullanım kararlarının getirdiği birçok başka mühendislik özellikleri, mekanik, elektrik, altyapı mühendisliği kararlarının bu yapıları nasıl etkileyeceği ve de sonuçlarının bizi mutlu edip etmeyeceği durumları da var. Onları hala daha öyle çok netleştirebilmiş değiliz. Hiçbir problem olmadığı halde örneğin KD binasını nedense yapamıyoruz. Böyle bir takım sıkıntılarımız yok değil. Tabii sonra bir paketimiz en son diyadaki gazometreler. Onlarda da şimdiye kadarki kadar kurumla kolay el sıkışacak mıyız onu da bilmiyoruz. Küçücük bir ek yapayım. Yani bu revizyonların gerekçelerinden özellikle GA'daki yani büyük gazometredeki yumurtadan vazgeçmemizin en büyük nedenlerinden birisi de daha önceki projede öngördüğümüz bu parselin yakın çevresiyle olan ilişkilerinin bizim projemizin tanımlarından ne yazık ki hareket edilmemesi ve de kamulaştırmasını öngördüğümüz, yeşil alana dönmesini öngördüğümüz, bunun hemen arkasındaki dizinin şu anda inşa edilmiş ve de yükselmiş bir yeni yapı adası olmasından dolayı da çünkü oradaki alanı biz ferahlatmak istiyorduk. Bu tür kararlar projeden sonra ne yazık ki parça parça koruma kurulu tarafından tekil müracaatlarla belki geri alındı. Diyelim ki hani bir sonraki aşamada 6,5 metre ya da 9,5 metre diye tanımladığımız yükseklikleri tekrar eskiye iade etti Kadıköy Belediyesi. O konuda da iki yani Büyükşehir ve Kadıköy Belediyesi arasında da anladığımız kadarıyla bir takım sıkıntılar var. Ama dediğim gibi bizim 2001'deki projemize göre en önemli kayıp yapıların kendi kayıpları. O zaman şöyle bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Merak ettiğim bir şey şu. Aslında şimdi burası kentsel olmayan bir boşluğa dönüştü. Bildiğimiz koruma seksiyonunu aşan bir durma fikriyle aslında buradaki kentsel ilişkilerin çoğu iptal edildi. Yani bu bölgedeki küçük üretim, işte oradaki küçük sanayi falan bütün burası için şehrin aslında şehre katkıda bulunabilecek bir işlev kazanabilirdi. Fakat bu tam da bu şey koruma fikri burayı kentsel olmayan bir boşluğa dönüştürüyor. Çünkü yani buranın keşfedilmesine dair yani bir şey sabitlemeden, herhangi bir fonksiyon vermeden ilk önce araştırmaya ve keşfetmeye dayanan bir enerji üretecek özne yok ortada. Yani buranın yönetim planını hazırlayacak, ona göre proje şeylerini tanımlayacak ve bunu deneyecek, hata yapacak, geri dönecek, tekrar deneyecek. Böyle bir sürecin öznesi olmadığı için zaten kültür başkenti programı bu tespitten hareketle geliştirilmişti. Yani hem Taksim için hem başka yerler için. Dolayısıyla bir özne ihtiyacıyla başlıyor aslında. Buradan böyle buna bir mimari proje gibi yaklaşmanın aslında bir hayal olmaktan öte bir vasfı kalmıyor. Çünkü hani bunun tanımlanmasını sürecin kendisi bence ortaya çıkacak fiziksel alana dönük müdahaleler daha kapsamlı ve daha önemli, daha belirleyici. Dolayısıyla ben ilk afişleri hazırladığımız zaman hatırlıyorum. Çektiğim fotoğraflarda gazometreleri kullanmıştık mesela afişlerde. Hatırlar mısınız bilmiyorum. O mavi gökyüzü ve gazometrelerle benim çektiğim fotoğraflarla yapmıştık o afişi. Gazometreler sağlamdı. Tünel vagonları sağlamdı. Orada duran tünel vagonu sağlamdı. Yani bunların hepsi
aslında oranın öznesiz kalmasına, yani üretim mekanıyken çoğu şey korunurken ondan sonraki süreçte yok olmasına neden oldu. Dolayısıyla aslında burada farklı proje fikirleri olabilir. Birisi yumurta düşünür, birisi başka bir şey düşünebilir. Yani bence burada şey açık uçlu olmalı. Tasarım süreci açık uçlu olmalı ki enerji üretebilsin. Ama ondan öncesi buradaki kamusal nitelikli bir programın olması lazım. Bu kamusal niteliği üretecek olan şey de bence ne kamu, yani bugünkü anlamıyla bürokratik kamu, ne de piyasa ya da müteahhit ya da işte herhangi bir kuruluş. Bu kamusallığı güncelleme projesi olması gerekir. Yani üniversitenin burada devreye girmesinin bence en önemli şeyi bir proje çalışmasından çok bu kamusallığı korumak. Şimdi gazhane bölümleri tamam çok iyi bir yerel katılım şeyi ayağı. Ama yeterli mi? Onun kapasitesini oluşturmaya yetiyor mu gazhane bölümleri? Yetmiyor. Proje fikrini geliştirmek dahi kamusal nitelik taşıması gereken bir faaliyet. Yani bunun açılması, bu sürecin hangi süreçlerle yönetileceği, buradaki çocuk tiyatrosu ya da işte şey bunların yani hepsi için, şimdi burada Kadıköy Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki bir şey çekişmesine dönüşebilir çok rahatlıkla. Biz de buraya Kültür AŞ kapsamında kendi etkinliklerimizi getirelim. Şimdi belediyenin kültür merkezlerini izleyin. Bilmiyorum geziyor musunuz? Nasıl yönetildikleri ortada, taşeronlara veriyorlar. Semt konakları da öyle. Dolayısıyla burada hiçbir penetrasyon kabiliyeti yok entelektüel üretime. Bunun sağlanamaması da halka yansıyor. Buradaki pekala istihdam yapısının gelişmesi için, gençlerin eğitim fırsatları elde etmesi için burası muazzam bir şey yaratabilirdi. Gazhane bölgesi, Hasanpaşa özellikle oradaki şeye kadar uzanan, üst Göztepe'ye kadar uzanan küçük üretim yapısının dönüşüm için muazzam bir şey yaratabilirdi. Fakat böyle bir gayreti gösterecek bir kapasite ortaya çıkmadı. Bunun sancısıyla hep yaşadık değil mi? Yani 20 senelik süreci hepimiz karın ağrılarıyla yaşadık hiçbirimiz. Bu süreçte olup bitene bakarken, yani sadece böyle değil, Yedikule'de de böyle oldu, Haliç'te de böyle oldu, her zaman bu sancıları yaşadık. Dolayısıyla buradaki sorunu artık tespit etmenin, yani biraz da şeyin üstüne gitmenin şeyi var. Mimarlar hani genellikle fonksiyonları belirlemek, şey yapmakta çok hayal güçleri gerçekten gelişmiş deneyime sahip insanlar oluyor ama böyle bir deneyimin eksikliğini de örtbas edemeyiz. Yani burada bir deneyim eksikliği var İstanbul'da. Kamusal niteliği üretmişti. Karşımızda görüyoruz. Yani bir tek şu Sedat Hakkı Erdem binalardan bir tanesi kalmış, sevindim. Yani buranın İstanbul'un sahili için tek şey kamusal model. Buranın bir depolama tesisi olması veya özel sektöre devredilmesi. O zaman da biliyorsanız 2010 sürecinde özel sektöre devretme gayretleriyle o proje sabote edildi. Yani o zaman bir üniversite feydahlandı ve bu üniversiteye vermek için burayı şey yaptılar. Çünkü belediye kendi yönetemeyeceğini biliyordu. Hatta bizzat tartışma Kültür Bakanı ile aralarında geçti. Ben de buna şahidim. Siz bunu yönetemezsiniz diye şey buyurdu. Demek ki belediye, yani Sütlüce örneği karşımızda işte mahvedildi bir şey. Önemli bir endüstri yapısı. Yani İstanbul'un beslenme teknikleri konusunda muazzam bir şeyin içinde biyolojik arıtma tesisleri bulunan, bilmem nesi bulunan bir mezbaha binası gene böyle bir proje sürecinde neye dönüştü farkındayız herhalde ve yönetilemiyor. Müteahhite bırakıldı sonuçta. Gezi karşımızda, yani Gezi olayı bir kere kendi başına bir gösterge. Dolayısıyla burada artık bu kamusal şeyin, yani böyle tepede inme, bürokratik yöntemlerle çözülmeye çalışmasının dışında başka formüller bulmak zorundayız. Ve bunun içinde muazzam bir deneyim var dünyada. İstanbul'u böyle kapalı bir kutu gibi bu tip deneyimlere şey yapmak, uzak tutmak gerçekten bana çok büyük bir çaresizlik gibi geliyor. O yüzden de yani bu hikayenin, gazhane hikayesinin ben önemli bir vaka olarak analiz edilmesini ve siz başından beri izliyorsunuz çok önemli buluyorum. Belki bütün İstanbul için ışık tutabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani böyle bir özne yokluğuyla başlamak gerekiyor belki süreç. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü 2010'da yapamadığımızı şu anda yapabilmemiz zaten mümkün değil. Yani şu anda Büyükşehir Belediyesi kuralları koyuyor ve de ona göre de biz en azından projeyi elimizde ne kaldıysa geriye koruma amaçlı olmak ötesinde çok fazla da bir amacımız yok. Herkes çok yoruldu, 20 yıldır. Yani sonuçta işte gazhane gönüllerinin temsilcileri de burada en büyük destek, yıllarca en büyük çaba onlardan geldi. Ama
Sonuçta sivil toplumun bu desteğinin de belli bir noktada sadece kişilerin çabası ile ayakta durması, o halkanın gittikçe büyümemesi. Yani Natürlüs'e gitmeyi tercih ediyorlar insanlar orada. Belki gazhane geldiği zaman gelirler mi, ondan bile şüphem var. Beklentileri karşılamayabilir. Yani çok küçük bir araya geçeceğim, sonra size hemen vereyim. Bir çok kritik bir konu. Sabah da aslında konuşmamızın sonu biraz böyle bir noktada. Yani bir kara alan neresidir? Senin kara delik dediğin bölge. Yani aslında kamusal alan niye gelişmiyor yani? Aslında Türkiye'de ciddi bir kamusal alan sorunu var. Kamusal alan demek ki aktörlerinde de bir sorun. Yani dolayısıyla kamusal alanı aslında geliştirecek olan aktörler ya pasifize oluyorlar ya da bir deneyim eksikliği var. Belki de en önemli şey, mesela demin bence enteresan Koran'ın şeyi, hani korumak kelimesi çok kritik ve çok önemli iken, hani yanlış bir şey söylersen de bana kızmasın, Gülsün'e bakıyorum şöyle, öte yandan da kendi kendini çökerten bir şey de olabiliyor belki. Başka bir açıdan. Ama sonuçta öyle bir iki, yani sürekli ikilemler, üçlemler falan içinde. Fakat başka da bir deneyim, yani bir inisiyatifin burayı alıp bir şey yapma şansı da yok. Kamuya ait olan bir yer, kamunun bir yönetimi var. Ha, inisiyatifler ancak ne olabilir? Bazı şeyleri işte bizim daha geçmişten getirmeye çalıştığımız, arayı bulmaya çalıştığımız, en azından bir şeyleri dengeleyebilmek. Fakat ben burada hala bu kamu daha önemlisi, bence işler kritik değil. Zaten bunlar kendi kendilerini sergileyen yapılar, başka da hiçbir şey değiller. Yani hani Bilgi Üniversitesi'nin belki bir başlangıçtaki halişi, o da bambaşka oldu. Sonuçta şey, potansiyeli olan şey, yani öyle çok özel işte belli ak sistemleri olan bir boşluk. Bu bugün başka bir iş, ya yeter ki gelecekte başka bir şeye imkan verdi ya da mesela bu ortam. Yani mesela bu ortam birçok şeye ev sahipliği yapabiliyor. Dolayısıyla önemli olan bir fiziksel şeyin olması. Ona da imkan verebiliyoruz. Yani farklı şeylere bürünebilmesine imkan verilmesi. Yani dolayısıyla aslında bu imkanı verecek otorite veya neyse onun zekasıyla ilgili bir şey bu. O zekayı da kimse göstermiyor benim anladığım. İşte şey yapılıyor. İşte mesela şimdi fena da olmuyor, söyleyin adını, Bomonti'yi söylemek istiyorum. Ama o da özel sektörün elinde, kendi inisiyatifinde aslında mış gibi yapan bir şey, başka açıdan bakarsanız da. Yani öyle kamusal falan da bir konu değil. Yani hani böyle bir retro falan, böyle bir şey içinden yürüyor. En azından duruyor mu durmuyor mu soru işaretli. Fakat burada daha temel şey, sonunda kamunun malı olarak, hatta kamunun kendi içinde bile, yani İETT midir, bilmem ne midir, onların bile sahipliğini tartıştığı, kimseyi içeriye sokmadığı, bilmem ne falan bir şey. Dolayısıyla ben esas geleceğim şey, açık, bütün bu açık şeyler, yani dışarıdaki potansiyel, yapıların dışındaki potansiyel dahil, demin sözüme başlarken onu söylemeye çalışmıştım. Burası için birçok enforme, yani birisi kapıya bir şey koymazsa, girişi çıkışı engellemezse, gelecekte birçok enformel aktiviteye imkan vereceğini düşünüyorum. Yeter ki bence otorite derken, yani kent yöneticisi, buranın işletme politikasını yönetecek kişiler ve çevredeki inisiyatifler bu çeşitliliği yaratabilsinler. Yani herkes kendi tarafına çekmeye çalıştığı için Türkiye'de, aslında Türkiye'de bir yukarısı var, bir aşağısı, yani bir siyah var, bir beyaz var. O yüzden orta alan ıskalanıyor. Yani bütün renklerin ve hayatın geçtiği alan ıskalanarak yaşandığı için bence böyle temel bir sorunumuz var diyorum. Kusura bakmayınız. Ben de çok hızlı bir şey ekleyeceğim. Şöyle. Ev sahibi olma şeyimiz var. Gülsün Hanım'ın bahsettiği 80 küsürüncü toplantımızı yaptığı dediği ortam aslında o kadar değerli ki o ciddi bir filtrede oluştu. Yani orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bir, başı çektiği bir çalışma bu. Bir kere o filtre olma durumumuzun en önemli ayaklarından bir tanesi son kullanıcıyla aynı masaya oturabilmiş olmamızdır. Bu genellikle büyük ölçekli kamu
yaptırımlarında çok da insanların başına gelmeyecek, tasarımcının başına gelmeyecek bir şey diye düşünüyorum. Son kullanıcılar tabii burada çok çeşitli fonksiyonlar var. Evet, İBB başı çektiği için onların tanımladığı yarı resmi firmalar olduğu için haliyle o insanlarla, o kurumlarla masaya oturuldu ama böylece bir yapıyı tasarımcı olarak hayal ettiğimiz şekilde inşa ettikten sonraki değişimini bir yere kadar filtreleyebildik. O bence çok önemli. Bambaşka bir şeye dönüşebilecekken özellikle G3'lüsü ya da lokantalardan herhangi bir tanesi diyelim, sadece bir tane yapımız var zaten. Orada o filtre önemli. O bizim danışma kurulu olarak içinde bulunduğumuz hal, durum bir filtre oluşturdu. Hafiften de eğittik diye düşünüyoruz. Çünkü bambaşka talepler gelmişti aslında bize. Bu alanın kullanımına yönelik çok farklı talepler vardı. Ve onlarla ilgili bir şeyimiz oldu. Durumumuz oluştu. Bu önemli. Hiçbir zaman yayınlanmayacak, duyulmayacak ama böyle bir süreçten geçildi. Bunu da atlamayalım istedim açıkçası. Şimdi aradan 20 yıl gibi falan bir süre geçti. Biz Hasanpaşa Gazhanesi Kültür Merkezi olsun diye yola çıktığımız zaman Afife Batur'un çok büyük, çok kıymetli katkıları oldu gerçekten de. En azından bize ne yapacağımız konusunda yol gösterici oldu. Şimdi o dönemde bu çalışma başlatıldığında Nur Batur'la bir Afife Hanım'la Nur Hanım bir kamuoyunda araştırma yaptılar. Bir anket çalışması gibi, alan çalışması gibi. Yani burada ne olsun? Çevrede oturan insanlardan o yerelin talepleri neyse ona göre bir proje oluşturulsun diye. İTÜ'nün sizlerin yapmış olduğu projede bu temelin üzerine oturdu zaten. Evet, çok farklı talepler vardı. Ama sonuçta yapılan bir araştırmanın üzerine oturan bir avant proje oldu. Esas işlevini de koruması. Şimdi az önce Gülsün Hanım da söyledi. 5 tane mi gazometre var? Yani hava gazı fabrikası var. 4 tane var galiba, değil mi? Yedikule, işte Dolmabahçe, Hasanpaşa, bir tane Kuzguncuk da var. Küçük Beylerbeyi o. Evet. Yani toplam 4 tane olmuş oluyor. Şimdi en azından bunun kamusal olarak işte sivil inisiyatifin, oradaki üniversitelerin, mimarlar odasının, belki belediyenin, işte ilk başta belediye başkan yardımcısının burada koruma kararı aldırması gibi bileşenlerin etkisiyle en azından Hasanpaşa Gazhanesi'nin bulunduğu alanda şimdi yeni bir şey oluşturuluyor. Yani işlev veriliyor. Burası bir gazhane olarak, Kuzguncuğu saymıyorum tabii, tekrar varlığını sürdürebilen işte bir kültür merkezi olarak, işte endüstri mirası olarak hayatın içindeki yerini alacak. Tabii bu 20 yıl içerisinde kamusal alan açısından bakıldığında biz başlangıçta bulunduğumuz noktanın daha gerisinde bir yerdeyiz şu anda. Yani o zamanlar kamusal alan konusunda çok daha ufuklar açıktı. Çok daha rahatlıkla bir takım şeyler telaffuz edilebiliyordu. İşte bu yerel yönetimler yasa tasarısıyla ilgili, onun devreye girmesiyle ilgili hatırlarsak 90'ların sonlarında, 2000'lerin başlarında oldu bütün bunlar. Kamusal alan anlamında Hasanpaşa Gazhanesi önemli, çok önemli bir deneyim ama yarım kalmış bir deneyim. Ben bunu kendi adıma söylüyorum. Çünkü 20 yıllık bir sürece yayıldığı zaman işte hepimiz belli bir yaştan belli bir yaşa geliyoruz. Çevre koşulları değişiyor, insanların ihtiyaçları değişiyor. Ama bu tamamlanamaz diye bir şey yok. Hani sizin bu konuda olanakların el verdiği ölçülerde gösterdiğiniz duyarlı, kendi mesleğiniz adına, kamusallık adına. Çünkü bu çok fazla bilinen ve uygulaması olan bir şey değil. Yani tekrar bunun altını çiziyorum. Ama bu iyi bir örnektir. Bundan sonrası içinde
bittikten sonra da dediğiniz gibi kapıya bir bekçi koymazlarsa, oranın içine girişi engellemezlerse, Kadıköy'de çok büyük bir sanatçı potansiyeli var. Her anlamda alanın içine alabildiğimiz arkadaşlar var. Çünkü gazhane çevre gönüllüleri olarak biz en son yaptığımız etkinlikte İstanbul'daki bir sürü üniversiteyi, sanatçıları, işte biliyorsunuz uluslararası boyuta da taşıyabilmiştik bir önce yaptığımız etkinlikte. Yani bu çalışmanın duyurulmasıyla ilgili ve bunun farklı disiplinlerce de yapılması gerekiyor. Bu yapıldığı zaman o zaman hakikaten ortada bir sinerji oluşuyor. Etkisi katlanarak büyüyor. Kamusallık önemli benim açımdan da. Mimari açıdan belki işte yeniden işlevlendirilen bir hava gazı fabrikasının olması da çok önemli hani sizlerin yanında. Gözümüz üstünde, yani bütün bunlara yine dikkat edeceğiz. Dediğim gibi bütün disiplinlerin el ele vermesiyle buradan bir şeyler çıkacaksa ancak o şekilde yeni bir şey ortaya çıkacak. Bunun altını çizmemiz. Ben Işık Hanım'ın kaldığı noktadan biraz ilave yaparak Gazhane Çevre Kültür Kooperatifi gönüllüleri olarak buradaki muradınızın yarım kaldığını söyleyebilirim. Biraz önce Korhan Bey'in söylediği nokta ve özellikle Deniz Hoca'nın uygulamaya çalıştığı, açılım yapmaya çalıştığı nokta bu proje için çok 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 eksik kaldı. Eksik kalan şey şu, biz teknik becerilerimizi sonuna kadar 150 yıllık bir binada kullanabiliriz ve çok güzel şeyler ortaya çıkarabiliriz. Gerçekten de şu anda yapılan çalışmalarda büyük bir olasılıkla çok güzel bir şey ortaya çıkacak. Fakat Gazhane Çevre Kültür Kooperatifi, özellikle Korhan Bey'in vurgulamaya çalıştığı şekilde bir muradı daha vardı. Buranın ortaya çıktıktan sonraki yönetim şekli. Maalesef şu anda toplumsal olarak böyle bir şeye çok fazla hazır olmadığımız için bu ayrı çok eksik kaldı. Ülke Hoca'nın sayesinde ve Cengiz Kayır'ın moderatörlüğünde çok güzel bir çalışma yapıldı ve Türkiye'de ilk defa böyle bir alanın yönetimiyle ilgili nasıl bir şey yapılabilir? 50 sayfalık bir kitap çıktı ortaya. Şimdi burada bu projenin biraz önce Işık Hanım'ın da söylediği şekilde bu projede bir sürü işlikler var. Bu işliklerin temel amacı oraya gelecek olan insanların yani bir tarafta halk sanatı öğrenirken bir tarafta da bale öğrenme noktasında çok değişik. Ama bunlara kim karar verecek? Bundan sonraki o teknik projelerde yapılacak olan işliklerdeki faaliyetlere kim karar verecek, nasıl karar verecek, nasıl olacak? Maalesef bu projede çok eksik kaldı. Bunu tek başına Gazhane Çevre Kültür Kooperatifi üyelerinin ya da gönüllerinin yapabileceği bir şey değildi. Bu biraz da toplumsal olarak hazır olmamıza bağlı. Biz mahallemizde var olan bir yapıya dair fikrimizi söyleyerek kendimizi ortaya koyacak mıyız yoksa koymayacak mıyız? O bölgede şu anda Gazhane Çevre Kültür Enerji Merkezi olacak. Evet, ortaya çıkacak. Bir başka daha faaliyet yürüttüğümüz alan var. Valide var. Ile ilgili şu anda orası da sıf alanı ve pat noktası devam ediyor. Fakat toplumsal olarak bir araya gelip üniversiteler, gençlik örgütleri, orayla ilgilenen, bayla ilgilenenler ki biz burada rant ekonomisi çalışan bir ekonomi içerisinde bizler karşı duranlar bayla bay konusunda ne istiyoruz? Burada bazen de var olan bilgi tersinden kullanılıyor, yaratılan insan türünün yaratmış olduğu bilgi Vaydabar konusu için ortaya çıkmalı ve orada biz ne istiyoruz sorusu yaygınlığa kazanmalı. Son sözüm maalesef proje teknik olarak başarılı olabilir, olacak görünüyor ama yönetim tarafında ve nasıl o mahallede yaşayan insanlara şu yoktur arkadaşlar şu anda. Çok büyük bir açıktır. Bunu proje müelliflerine eleştiri olarak getiriyorum. Şu anda orada neler yapıyor mahalledeki insanların haberi yoktur. Teşekkür ederim.
Ben bir küçük ek yapayım. Bilgilendirme konusunda gerçekten büyük bir boşluk var. Yani biz projenin başında bir davetimiz oldu sizlerle birlikte. Değil, mahallede oturanlar açısından da. Yani hani sürekli bir dedikodu dönüyor. Böyle olduğu zaman boşluk oluyor. Onlar da işte olumsuz düşünenler. Sanıyorum çok yakında. Biz bunu sürekli olarak dile getiriyoruz. Paylaşmanın ve de yapılan çalışmaların şeffaflığının önemini dile getiriyoruz. O konuda şantiyedeki arkadaşlarımızın da her zaman buna destek verdiğini söyleyebilirim. Ama bir takım imalatlar da bir yandan sürdüğü için belli bir güvenlik seviyesi sonrasında sanıyorum daha kolay bu tür paylaşımları, özellikle de önümüzdeki ayların bahar olması, yaz olması sebebiyle daha kolay yapmak mümkün olacak. Bu konudaki hassasiyetinize gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu konuyu da en kısa sürede onlarla da paylaşacağımıza yani emin olun. Basın açıklaması yapabilirsiniz mesela şu aşamada. Basın açıklaması falan deyince emin olun ki o zaman başka türlü bu sefer mesajlar ya da paylaşımlar gündeme geliyor. Esas aktarılacak konu değil. Ben yoktum ama en azından Büyükşehir Belediye Başkanı'nın geldiği ilk toplantıda bile hemen konu o günkü başka bir olay nedeniyle basın gelen basın mensuplarının yani hani Hasanpaşa Gazhanesi ile ilgilenmek yerine başka bir konuda sorular yönelttiği şeklinde bana aktarım olmuştu. Onun için hani bunu daha samimi bir biçimde yapmak bence daha doğru. Hem Kadıköy Belediyesi'yle, hem Mimar Odası'yla, hem sizlerle daha... Fizibilite aşamasında piyasa aktörleri zaten giremez müteahhit olan. Yani projeyi işte falan. Ama ikinci faz, sadece mimari projeyle sınırlı değil de zaten içinde yönetmekle dair, şeylerine dair birçok teklif toplanır. Ve bu teklifleri bağımsız kurumlar değerlendirir. Burada da piyasa aktörleri olamaz. Şimdi ve kamu da, kamuya ait bilgi de, mesela üniversitenin ürettiği bilgi de kamuya ait olduğu için bütün aktörlere açık olmak zorundadır, yoksa yolsuzluk manasına giriyor. Dünyanın her yerinde böyledir. Bir kere bu prensiplere uymadan bu süreci yönetiliyor. Burada bir problem görmüyor musunuz siz yani? Ben en temel şeyden hareketle buraya yaklaşmak gerekiyor. Başka bir kapasite oluşturulamaz. Çünkü siz eğer katılımcı olmazsanız, katılımı sadece popülist bir şekilde oradaki altın görüşlerini alalım. Anket yapalım. Böyle bir şey olamaz. Bu bir skandaldır eğer böyle görülüyorsa. Ben buradaki itirazınızın neye olduğunu anlamadım ama. Katılım katılma biçiminde bence problem var. Sadece mimari proje açısından değil, yönetim biçimine de katılım açısından. Böyle bir katılım modeliyle zaten asimetri oluşuyor. Farkında değil misiniz? Yani bunu her yerde görüyoruz. Peki nasıl bir model öneriyorsunuz? Yani bu konu... Hayır yani Türkiye'de yani, dünyada her şeyin yapıldığı gibi yapılabilir bir ortam var mı şu anda? Özür dilerim. Yani kaybedeceğimizi bile bile niye buna kendimizi aldatıyoruz ki? Hayır o zaman bakın bunun alternatifi o zaman bu projenin haklarını elinde tutan İTÜ adına benim projeden muvaffakat verip itiraz edip çıkmam dışında hiçbir seçeneğim yok. Efendim? Evet, kişiler yapıyor ve bugün bütün kamuya iş yapan herkes, karşılıklı konuşmam oluyor, özür dilerim ama bugün kamuya iş yapan bütün mimarların, çok önemli mimarlar haricinde hepsinin eğer ihaleyle alınmış bir proje süreci varsa vakıflar olsun, bakanlıklar olsun, büyükşehir belediyeleri olsun, yaptıkları iş işledi biliyor musunuz? Noterden muvaffakat getir. Muvaffakat vermediğimiz için ve de bir sonraki uygulama projesinde direnip o sürecin parçası olmadığımız için biz hala buradayız. Eğer bizim olmamızı uygun bulmuyorsanız... Öyle bir şey bunlar... demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Standartlara uyalım. Çünkü bir proje geliştirme süreci bence bir örnektir. İşletmeye de çok iyi bir örnek oluyor. İşletme süreci ne kadar katılımcıysa proje geliştirme süreci o kadar katılımcı. Yani bu kadar... Vallahi basit olduğunuz şeyi ajans gibi bir zamanda siz yapamadıysanız benim bir müellif olarak yapabilme kapasitem nedir ki? Yani aslında bence kritik bir konu. Yani biraz demagojik bir şey aslında şey olarak süreç olarak. Burada hani sonuçta
şey, mimari grubun bütün bu kamusal şeyi yönetmesi gibi bir şey de zaten söz konusu değil. Nerede görülmüştür böyle bir şey? Yani sonuçta burada önemli olan şey, içi boş olarak bile bırakılsın. İşte bu yapıların en azından şu andaki mevcudiyetini sürdürmek, aslında bundan ibaret olan bir şeyi konuşuyoruz. Dolayısıyla içine işlev vermeyin, boş kalsın ama ayakta kalsın bile denebilir. Ha, ondan sonra istediğiniz gibi her türlü şeyi üretin. Ha, buradaki şey, ne yaparsanız yapın, burası kamuya ait bir yer. Kamunun, kamuya ait yerlerini yönetme ve halkla paylaşma biçimi, yeni bir, benim söylediğim akıl öyle bir şey. Yeni bir akıl haline gelmediği sürece, yeni bir deneyim haline gelmediği sürece, belki 2010 iyi bir örnek, proje yoktu diyorsunuz, proje vardı. Ama dediğim gibi sadece yapı olarak düşünün, orada da bir sürü şey konuşmuştuk zaten, yani olabilir, değmeyebilir, değebilir. Ama bir şey somutlanamıyor, somut olarak bir şey gelemiyor. Ki en güzel ortağımdı 2010, en güzel ortağımdı, kullanılabilecek en iyi ortağımdı. Hiçbir ortam şeyi oluşturamadı. Neden oluşmadı? Çünkü sizin, hayır sizin de içinde yaşadığınız için söylüyorum. Ya, niye olmadı? Çünkü sizin de içinde olduğunuz kamu yöneticisi denen, her günde adı değişen, 10 günde bir patronajı değişen, bir yılda bir bilmem nesi değişen, bütçesi bugün var yarın olmayan, kanunu olmayan bilmem nesi olmayan bir şey ancak anarşik bir şekilde yönetilebilir. Yani bunun tek şeyi odur. İkinci seçeneği odur. Öyle bir, Türkiye'de öyle bir şey de yok. Anarşik ortamın da aslında bir yapıya dönüşebilir bir versiyonu yok. Öyle bir deneyimi yok. Çünkü o da ya böyle ya böyle, ya öyle ya öyle. Aslında aradaki tonlarla bu iş olur. Ben yine iddia ediyorum, sizin söylediğiniz anlamda şeye de katılmıyorum. Kaybedilmiş bir şey yoktur. Burada yönetimsel anlamda sadece, dediğim gibi, bir tane boş kutular var. Başka bir şey yok yani. O yönetim bugün başkadır, başka türlü olur, başka bir akıl bunu başka bir şeye çevirebilir. Yeter ki akıllar yani çoğalsın. Bu çoğalmadığı sürece ekstremler, onlar bunlar. Dolayısıyla deneyimsel bir alan olmayıp, olmadan birbirini döven insanlara dönüşüyoruz. Yani sürekli karamsarlık olmuyor. Bence olur. Yani burada bence olabilecek bir kumaş vardır. Ama bunun aktörlerinin alacağı pozisyonlar, üreteceği seçenekler, buraya verecekleri emek, yani burada bu 3 kişinin 5 kişine vereceği emekle ilgili bir şey değil. Bu başka bir emek. Bu başka bir potansiyeli harekete geçirmek. Ve bunun karşılığı aslında deneyim sahibi olmak. Yani o kadar az deneyim var ki bu ülkenin, tam söylediğiniz, aslında doğrusu söylediğin şey zaten olması gereken şey. O kadar az deneyim var ki. Yani zaten deneyimlemeye kalktığın zaman da dayak yediğin bir ortam. Ama öte yandan şey yok yani, hakikaten şeye dönüşemeyen, bir pozitif bir şeye dönüşemeyen bir ortamı yaşıyoruz. Bu sadece bugünün konusu değil, geçmişin de konusu. Bence gelecekte bu daha pozitif bir kamu karakteri üzerine, daha çeşitli, daha üretken bir kamu karakteri üzerine. Ben sadece bu yapısı için konuşmuyorum. Yani şuradaki kaldırım için de konuşuyorum. Ancak hani öyle bir bakış olur. Bu işler projeli de olmayacak kesin. Yani hani üniversite çizmiş, yok bilmem Ahmet çizmiş, Mehmet çizmiş konusu da değil bu. Yani çizmekle ilgili değil ya da oraya isim vermekle ilgili bir konu da değil. Ama ben diyorum ki şu anda senin söylediğin şeye çok katılıyorum. Şu anda çok olumlu olan şey en azından bir kapital burayı ayakta tutmaya karar vermiş durumda. Yani ne gerek var burada? Lokanta da denebilir. Yani keşke orası bilmem ne olsaydı, işte herkesin ne bileyim ben işte ekolojik bilmem neyi tartıştığı bir yer olsa. Ona da dönüşür. O kadar basit ki. Yani burası çok basit demek istiyorum. Yeter ki böyle akıllar bir araya gelsin. Ben bir katkı yapabilir miyim? Buradayım. Selam. şimdi iki tane mesele var galiba. Birisi katılımcılık, birkaç defa da söylendi. Katılımcılık meselesi dünyada da son 10-15 yılda yoğun tartışılan bir konu ve katılımcılığın da çeşitli düzeyleri var. Şu anda bu ortamda mesela bir katılımcı ortam. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz falan ama ne kadar eşitlikler ilkesi çerçevesinde bunu yapıyoruz, o bir soru işareti olabilir, burası için konuşmuyorum ama normalde hani
ne bileyim çeşitli çevre etki değerlendirme toplantıları yapılıyor. Gidiyorsunuz işte halk olarak ya da meslek insanı olarak görüş bildiriyorsunuz. İşte not alınıyor ve hakikaten süreç içerisinde ne kadar katılıyor bu. O da bir katılımcı yol olarak gözüküyor. Çeşitli yasalarda da karşılığı var. Ama bunun düzeyleri olduğunu biliyoruz. Yani masaya bir eşitler olarak yan yana oturup böyle bir yuvarlak masanın etrafında her neyse karşılıklı fikirlerin aktarılıp ve onların birlikte hayata geçmesi sürecinde en üst seviye herhalde katılımcının en üst noktada olduğu şey. Şimdi bu tür kamusal alanlara sahip çıkma meselesi de ancak bu katılımcının yüksek olduğu durumlarda olabilir. Yani Hasanpaşa örneğinde örneği hakikaten çok önemli bir model. Çünkü sivil inisiyatifin bir hareketi. Sivil inisiyatif üniversiteyle bir araya geliyor, belediyeyle bir araya geliyor falan. Şöyle bir misyonu var, aynı zamanda bir rol model olma durumu da var. Yani burada olan şey başka bu tür alanların yeni kullanım, dönüşüm ve benzeri süreçlerinde de dikkatle izlenen şeyler olacak. Hele de bizim gibi çok daha bu işlere yeni adım atan ülkelerde. Ve kimi zaman bu hani Valdeva geçti, tersane ya da binbaşka bir sürü yerde de karşımıza çıkan bir konu olacak. O nedenle sanıyorum bu katılımcılık meselesine biraz özen göstermek veya bunu tartışmaya açmak gerekiyor. Ve bunun dünyada çeşitli biçimlerde, çeşitli seviyelerde uygulandığı örnekleri de biliyoruz. Benim geçen sene üzerine epey çalışma imkanım oldu. Çeşitli yerleri gezip görerek de. Çünkü genelde ben de iş bu tür durumlarda masa proje tarafında değil de aktivist tarafında oturan birisi olduğum için hep itiraz eden istemezlikçilerdenim bir anlamda. Öyle birisi olduğum için yani tamam da ister pozisyona geldiğimizde ne olacak bu iş tartışmasında hakikaten bütün paydaşlar dediğiniz ve kendidir bunun karşılığı meslek insanının ötesinde orada yaşayan, gezen, gören neyse hakikaten biz nasıl yan yana bir şey üretebileceğiz ki bu üzerinde dikkatli durulması gereken bir husus. Diğer bir konu da bu tür büyük alanların ister endüstri alanlar ister yeşil alanlar vesaire en temel şeylerinden bir tanesi aslında projelendirilmeden de yani bir inşaat faaliyet dahi olmadan bu kadar büyük açık alanların aktif bir şekilde kullanılıyor olması. Gazetane günlerin çeşitli şeyleri vardı böyle yazın, çeşitli aktiviteleri falan oluyordu açık alanlarda. Bir takım geçici strüktürlerle de bu açık alanlar kullanılıyor. İlla böyle büyük bütçelerle o yapıların her bir ayrı problem taşıyama yapıların yani bir noktada rekonstrüksiyona varma durumları onun kendisi zaten ayrı bir problem vesaire. Hiç onlara girmeden bile açık alanların çeşitli faaliyetler için kent kamu yararlı kullanılma potansiyelleri de var. Buna izin verilme durumlarda da çeşitli az önce Deniz'in dediği de anarşist yollar da var. Yani işgal etmek, alanda başka bir takım şeyleri yapmak, hak talebinde bulunmak, yani kent hakkı yaşamak gibi bir şeyleri de söz ediyoruz bir yandan. Belki bunları da konuşabiliriz artık böyle ortamlar varsa elimizde. Bunları da değerlendirsek ne güzel olur diye fikrimi belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Bir 5 dakika mola verelim. Diğer oturuma başlamak üzere. Yukarıda çay kahve var. Çok teşekkürler.